İşte Kadıköy, Bakırköy işte bekliyoruz. Bir yandan da CHP'den de parti meclisinden çıkacak CHP'nin kalelerinden bahsediyoruz aslında biz bu ilçelerle. Nasıl yansıyacak göreceğiz İstanbul'a. Ama demin aday çıkarması, şimdi bir de yani Başak Demirtaş'tan sonra mesela daha düşük profil filan sözleri de oldu. Ben Hani katılmıyorum. böyle de olur diye. Ama bir de baktık ki zaten Başak Demirtaş ismi belki de hiç konuşulmasaydı konuşulacak isim Meral Danış Beştaş'tı. Şimdi bu ben demin içindeki insanlarla konuşup da yazmıştım zaten. Yani Başak Demirtaş'ın aday olarak ortaya çıkmasının temelinde demin bir aday çıkarmaya zorlamak vardı. Bunda başarılı oldu. Ondan sonra Başak Demirtaş'ı tutabilirlerdi, tutmayabilirlerdi. Başak Demirtaş, yani Selahattin Demirtaş olsaydı oradaki öznemiz, aday olacak kişi olsaydı sonuna kadar giderdi. Başak Demirtaş'ı tartışmaların öznesi yapmak istemedi. Hem Selahattin Demirtaş yapmak istemedi, hem de DEM Partisi yapmak istemedi. Şimdi Başak Demirtaş gerçekten aday olsaydı, hele Ali Kenanoğlu'yla birlikte alsaydı, iki tane ayrı kimlikten söz ediyorum. Yani kadın ve Kürt olmasının özelliği bir tarafta, bu tarafta da Ali Kenanoğlu'nun hükmettiği taban itibariyle Alevi olmasını ve Alevi örgütlerinde çok etkin olmasını, karşılığının olmasını göz önünde bulundurarak söylüyorum. Çok ciddi bir oy alırdı. Çok ciddi bir oy alırdı ve o zaman her ikisi de başka tartışmaların öznesi olurlardı. Bunun için bu ikisini geri çektiler. Meral Danış Bektaş demin temsil ettiği oyların tamamını alma yeteneği olan birisidir. Siyasi fikir olarak. Konsilde edebilir yani seçmeni konsolide tamam eder. %8 oy eder. alır. Yani %8. Murat Çepli de mesela daha daha sol. Evet, daha sol. Sosyalistler oyun alabilir. Sosyalist. Evet, tabanıyla beraber. Sosyalistler zaten çok böyle bir bugünkü kendilerini merkeze tanımlayan partilere oy verme eğiliminde değiller. Bakın %4 tipin oyu var İstanbul'da. Son O kadar var mı seçimleri Sedat tabii abi ya? son seçimleri göz önünde bu %4 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve tipin seçmeninin oy Onlar verme da vardı pratiği, oy aslında verme o şeylerde. alışkanlığı CHP'den daha çok demin temsil ettiği siyasi partilerdir. Şimdi Esenyurt'la ilgili bir şey söyleyeceğim de. Şimdi Esenyurt da bu arada açıklanmadı. Yok o da açıklanmadı. Adalar Farklı yani açıklanmadı. adalar Ama Esenyurt. Esenyurt'la ilgili mesela şimdi İstanbul'u kazanan hani hep konuşuruz ya işte Türkiye'yi kazanır. Gerçi o Mayıs seçimlerinde tutmadı pek Olmadı. ama onun dışında bak Esenyurt'u kazanan İstanbul'u İstanbul'u kazanır. kazanır Evet tezine bir kazanır. bakalım. Niye? Çünkü şimdi son iki seçimde bu doğru Evet, olmuş. yani Tutmuş yani. 2019'dan bakarsan 2019'da HDP aday çıkarmadı Esenyurt'ta. Cumhuriyet Halk Partisi adayını tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığındaki gibi destekledi. Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt'u kazandı. Esenyurt'un fotoğrafına baktığınızda İstanbul Büyükşehir'in ikinci turuna benzer bir sonuç ortaya çıkıyor. Bugün Esenyurt'tan aday konusu konuşuluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi acaba işte deme mi bırakacak, Öyle mi adalarla olacak diye. beraber bırakacak, bırakmayacak mı? Ama onu da tabanı anlatamaz. Yani kazandığım bir belediyeyi tutup da Evet, tabii. ortada DEM Parti'nin bir adayı da varken artık öyle bir şey söz konusu olmaz ama Esenyurt tabii ki biraz daha böyle yani aldığı göç, demografik Bak yapısıyla 400 pardon 978 bin nüfuslu bir ilçe. O 1 milyonu Türkiye'nin en aşmıştır. kalabalık Tabii aynen. ilçesiymiş. Tabii 1 milyonu aşmıştır. 57 şehirden büyük bir Tabii aynen. ilçeden bahsediyoruz. Sığınmacılarıyla Daha da yani artmıştır o da. kozmopolit Evet. yapısı zaten işte Suriyelileriyle, Afganıyla, Özbeyle. Mesela Esenyurt'un bir Cumhuriyet Meydanı vardır. Orada herhalde en az Türkçe konuşuluyor. Öyle bir gerçekliği var. Yani işte Suriyelisinden tut, işte Afganından, Özbeyinden hepsi sonuçta Esenyurt'talar. Hani Esenyurt bu seçimde belki çok şeyi gösterebilecek ilçelerden biri ama hani şu tabloda İstanbul dediğimizde gerçekten böyle kolay bir seçim süreci yok. Hani Şu birinci tur 2023 İstanbul örneği. Milletvekili seçimi bölümünü bir ekrana getirelim. Yüzde kaç hani tip ne almıştı Aha. dedik ya. Orayı bir ekrana Ama işte yansıtalım. milletvekili %4. seçimlerinden öte %4 değil mi? Tamam. yerel biraz daha farklı Şimdi dinamik.